Arkadaşlar merhaba. Bugünkü LabVIEW dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde flat and stacked sequences yapılarını işleyeceğiz. Bu yapılar LabVIEW'de seri olayların ardın sıra gerçekleşmesini sağlamasına yarayan yapılar olarak aslında ortaya çıkıyor. Bunun için ilk önce bir new VI diyelim ve yapımızı kaydedelim arkadaşlar. Şimdi bu kaçıncı dersimizdi? 11. dersti. 11. ders diyelim. Pardon. Şöyle. Ve projemiz neydi? Flat and stacked. Flat diyelim. Ve stacked diyelim arkadaşlar. Ardından dosyamızı da arkadaşlar main olarak kaydedelim. Şöyle. Şimdi yapımızı oluşturduktan sonra arkadaşlar gene window tile left and right diyorum arkadaşlar. Şimdi hızlıca arkadaşlar yapılarımızı incelemeye başlayalım. Programming diyorum. Structure. Ardından da arkadaşlar flat sequences. Şöyle bir yapı. Yani dediğim gibi film şeridi gibi. Yani burada sıralı olayların oluşturulduğu yapı aslında arkadaşlar. Mesela şimdi bu yapıyı biz oluşturduktan sonra arkadaşlar şöyle sağ tıklıyorum ve add frame after, yani şu birinci frame'den sonra bir tane daha frame ekle diyoruz. Ya da gene aynı frame'in üzerine geldiğinden add frame before diyoruz ve arkadaşlar öncesinde sonrasında bir yapı oluşturabiliyoruz. Şimdi bizim bu olay örgümüzde arkadaşlar şöyle yapalım. Geçen dersimizde görmüştük. Bir while döngüsü. Sonsuz döngü haline getirelim arkadaşlar bunu. Ki sürekli şurada continuous'luya basmayalım. Şöyle getirelim arkadaşlar. Şöyle. Bu sonsuz döngü olması için arkadaşlar şuraya create const diyorum. False. Yani false olduğu için arkadaşlar sürekli bu döngü çalışmaya devam edecek. Birinci olayımız arkadaşlar toplama olsun. İkinci frame'imiz de bir delay atalım. Ve delay'den sonra çıkarma işlemini yapalım. Şimdi hemen şuraya numerik diyorum arkadaşlar. 1 ve numerik 2 arkadaşlar. Şöyle yaptım. Şöyle birinci sayı, ardından ikinci sayı diyorum arkadaşlar. Şu yapıları şöyle aşağı alalım. Hemen local variable arkadaşlar adreslerini birinci frame'e taşıyayım. Şöyle. Ve bu işlemde ne olsun arkadaşlar? Bir de toplam olsun arkadaşlar. Sonucumuz şöyle. Numerikte de sonuç diyelim. Şöyle. Ardından hemen local variable diyorum arkadaşlar. Şöyle. Tam üstüne, içine gelmedi. Şöyle oluşturalım. Ne yaptık? Birincimiz neydi? İşlemimiz artıydı arkadaşlar. Hemen artıya gelelim. Şu şekilde. Sisteme değer verdiğimiz için change to read'e dönüştürüyorum arkadaşlar. Sistemden değer alacağım için arkadaşlar bu şekilde kalabilir. Şöyle yapalım. Ve arkadaşlar bir de ne dedik? İşte birinci işlemimizi toplasın. 5 saniye sonra da arkadaşlar bizim çıkarma işlemimizi yapsın. Hemen şuradan programming diyorum. Timing'den arkadaşlar. Delay'imi alıyorum. Buraya atıyorum. Delay'imize kaç saniye olsun arkadaşlar? 5 saniye olsun. Ve aynı işlemi arkadaşlar. Şöyle farklı bir tane daha yapalım. Mesela birinci sayıdan şöyle bir kopyalayayım. İkinci sayıdan da kopyalayayım. Sonuçtan da kopyalayayım. Şöyle. Birinci sayı 2 kaldı. Şunu şöyle yaparsak. Şöyle yapalım. Ki aklımız karışmasın. Şöyle. Bu da sonuç 2 olsun arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir tanesi toplamda arkadaşlar. Diğerimizin çıkarma olacak. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Şimdi gene aynı şekilde change to şuradan local. Ondan sonra ikinci sayıdan local yapıyorum arkadaşlar. Ardından şöyle
Sonuç 2'yi de şuraya alalım. Şöyle birazcık sağa doğru götürelim. Şu yapıyı hızlıca. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Yani bu genel hatlarıyla arkadaşlar seri iletişim protokollerinde sıralı olaylarda çok kullanılan bir yapı. Şöyle yine change to read diyelim. Ardından ne diyeceğiz? Çıkarma. Şöyle nerede? Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada run continuous demiyorum çünkü while döngüsü olduğu için bir kere run ettiğim zaman bu sürekli dönecek zaten arkadaşlar. Şimdi şöyle basalım. Şimdi normalde şuraya 2 diyelim arkadaşlar. Bakın 5 saniye sonra şuraya da 5 diyelim. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi 5 saniye sonra 5 oldu. Şimdi yapının birazcık daha incelersek highlight spot'la ilk önce bu olayın gerçekleştiğini, sonra ikinci frame'in, en sonunda üçüncü frame'in gerçekleştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle bakın şimdi birdeyim. Birinci frame sonucumu aktardı. Şimdi gördüğünüz gibi ikinci frame 5 saniye bekledim. 5 saniye bitti ve arkadaşlar üçüncü frame'de sonucumu aktardım. İşte bu yapılar arkadaşlar seri olaylar dizisi olarak da adlandırılır. Zaten gördüğünüz gibi film şeridi gibi zaten. Hani ilk önce birinci frame, sonra iki, sonra üçüncü frame'deki olayı gerçekleştir denilen olay yapılarında kullanılıyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bir de arkadaşlar bu yapının aynı aslında denge olacak şekilde bir de stack sequences var. Bu sequences flat'in labview'ün işte bilgisayardaki kapladığı hafızayı da biraz daha düşürüp işlem kapasitesini arttırmak için programın stack sequences yapısı oluşturmuş arkadaşlar. Şimdi bunu bir oluşturalım. Şimdi bu yapıyı yaptıktan sonra gördükten sonra arkadaşlar şöyle birazcık daha şöyle yapalım. Şu yapıyı arkadaşlar yapıyorum. Disable ediyorum. Ve zaten aynı işlem aslında arkadaşlar. Ama ben de genel adlı programda stack sequence çok kullanıyorum. O da dediğim gibi programın CPU değerini yani şey bilgisayarın CPU değerini arttırmaması açısından. Şunu gelelim disable edelim arkadaşlar şöyle. Sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar benzer şeyimiz de stack sequences. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi normalde bakın tek gene aynı flat sequence gibi. Fakat arkadaşlar add frame after dedikten sonra gördünüz bakın 1. Yani buraya yanına açıp gitmiyor arkadaşlar. Frame üstüne frame açıyor. Bizde kaç tane lazımdı? 0. frame, 1. frame, bir de 2. frame. Yani aslında 3 tane frame olacak arkadaşlar. 1. frame'imiz neydi arkadaşlar? Şu sonuç kısmı. Şunu alayım şuraya. Bakın. Ardından arkadaşlar 1. frame'im ne? Delay olacak arkadaşlar. Ve 2. frame'im aslında hani dizi şeklinde yapmış ama şu an 3. frame'deyiz aslında. Bu en son kısmında bunu oluşturuyor. Şimdi aynısını arkadaşlar şöyle bunu 7 diyelim mesela. Şunu da 3 diyelim arkadaşlar. Yaptıktan sonra 5 saniye sonra yine bunun olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Yaptık. Mesela. Aynen 3. Bakın şimdi bekledi. 5 saniye. 5 saniye bitecek. Ve gördüğünüz gibi 2. frame aslında. Normalde 3. frame'den 0'dan başlayacak. 0, 1, 2 diye geçiyor gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar hızlıca anlatacağım bu stack sequences'da arkadaşlar bir yapı daha var. Yani bir özellik daha var daha çok. Öyle diyelim. Şöyle. Şunları alalım. Arkadaşlar. Şunları bir daha bir disable ediyorum arkadaşlar. Şu yapıyı. Bunu da gördükten sonra şöyle disable diyorum. Yani şöyle bakarsınız arkadaşlar. 0. sequences yani normalde 1. frame'imizde toplamaydı. Sonra 5 saniye bekleme.
Ardından da son frame'de ise çıkarma işlemine tabi tutmuştuk yapımıza. Şimdi şunu çıkartayım. Şöyle gene disable edelim arkadaşlar. Bir yapı daha göstereceğim. Stack sequences'ın en böyle trik noktasıdır bu. Gelelim structure stack sequences diyorum arkadaşlar. Ve bir sonrakinden bir daha bir frame atıyorum. Add frame diyorum. Şimdi arkadaşlar normalde mesela birinci frame'inizde bir işlem vardır ve ikinci frame'e aktaracaksınızdır. İşte bu yapıları aktarmak için arkadaşlar, yani birinci frame'den ikinci frame'e geçmek için arkadaşlar şuraya şöyle lokal ekliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben de iki tane değişken olacağı için iki tane lokal ekledim. Yani şu birinci sayıyı şöyle aldım. Yani şu birinci sayıyı 2'ye aldım şuraya arkadaşlar. Bir de ikinci sayıyı 2'ye aldım. Şimdi gördüğünüz gibi bakın bir ok işareti oluştu. Yani ben aslında şu anda şu yapıyla uğraşıyorum. Arkadaşlar şuraya odaklanacağız. Şimdi birincisi arkadaşlar birincisini şuraya aktaralım. Yani gördünüz mü ok işareti çıktı. Yani kısacası ben birinci frame'den ikinci frame'e geçirirken evet benim birinci frame'den değer çıktı, ikinci frame'e aktarıldı diyecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradan da ne yapacağız? İkinci frame'de de ne olsun arkadaşlar? Toplam. Birazcık karışık gelebilir ama yani sizler de hani örnek yaparak arkadaşlar bunları, bu yapıyı daha da çok pekiştirebilirsiniz. Şurada hangisiydi? Sonuç 2'nin lokal variable diyelim arkadaşlar şöyle. Değerini alalım. Bakın şimdi. Gene ben şuraya 9 diyeceğim arkadaşlar. Highlight kapatalım. Şimdi gördüğünüz gibi bakın 10, 11, 12 sonuç aslında toplam değil mi? Sonucumuz aslında bizim toplam. Yani 0. frame'den değerler çıkıyor ve 1. frame'e aktarılıyor. Şimdi bir daha bir durdurup arkadaşlar yapının highlight execution ile birazcık daha nasıl ilerlediğini bir görelim. Bakın şimdi. Aktardı. 19 yerini gördün mü? 19 yeri buradan geldi. 0'da buradan yaparak sonuç değerini aktardı arkadaşlar. Bu stack sequences'ın en trik noktası arkadaşlar. Ve bu şekilde arkadaşlar istediğiniz yapıya seri bir şekilde aktarabilirsiniz. Bu yapının eşiti nedir arkadaşlar bizim flash sequences'da? Eşiti arkadaşlar şu. Onu da bir daha bir tekrardan tek gösterelim. Ve videomuzu burada bitirelim. Ne dedik? 0. frame. Aslında 0. frame bu. Yanına add frame after diyorsunuz 2. İşte bunun stack sequences yani üst üste frame'li yapının flat ne demek zaten? Açılmak demek. Düz demek. Bu stack'in açılmış hali arkadaşlar bu işte. Yani bazen bu stack'i frame'lerin üst üste hayal edemediğin zaman bu şekilde açarak kendiniz bunun hani bu yapıda aslında olduğunu hayal edip ona göre programınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Başka evet yani şeylerle yapılarla alakalı anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Bu örnek yani bu yapıları arkadaşlar sizler videonuzu izledikten sonra bol bol örnek yapın arkadaşlar. Hani bu sadece hani biz burada sizlere temel olsun diye bu programı anlatıyoruz. Sizler daha böyle profesyonel programlara, program geliştirmek için arkadaşlar bol bol örnek yapın arkadaşlar. Takıldığınız bir yerde olursa videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.